Merhaba. Merhaba komşum. Hoş geldiniz. Al bakalım sana istediğin kadar kabin poşeti. Ya çok teşekkür ederim. Amma çokmuş, sağ olun. Rica ederim. Hayırdır Meltem Hanım, yolculuk nereye? Haluk'la beraber akşam Antalya'ya uçacağız. Oradan da Kemer'e gideceğiz. Oh. Güzel. İyi yolculuklar efendim. İyi yolculuklar, o zaman biz gidelim. Sen rahat rahat hazırlan. Ay sağ olun ama benim çok az işim kaldı. Buyurun bir kahve içelim, o kadar zahmet ettiniz, torbaları getirdiniz bana. Yok rica ederim de gidelim biz yani, sen rahat hazırlan. Buyurun. Buyuralım Özlem, yabancı mıyız? Öyle mi? Tabii benim 2 dakika işim var. Evine hemen kahveleri koyana kadar gelirim. Buyurun lütfen. Yürü hayatım, yalan mı söyleyeyim? Kapı komşularıyız. Özlem, hayatım diyorum ki senin şu acentede arkadaşın vardı ya. Nilüfer. Evet hayatım, Nilüfer. Sen diyorum Haluk Bey'le Meltem Hanım'ın hangi uçakla gideceğini öğren. Uçakta bir şıklık yapalım onlara. Ay sen düşüncelisin. Aşkım benim. Bana bak. Pasta masta yollarız. Sevinirler onu. Tabii. Ara hayatım. Nasıl yok? Bir daha bak. Bütün hava yollarına bak. Bu akşam. Allah Allah. Tamam peki canım. Teşekkür ederim. Öptüm. Bay bay. Ne oldu hayatım? Bu akşam onların adına hiçbir uçuş yok. Nasıl ya? Yani Haluk Bey Meltem Hanım'a yalan mı söylemiş? Antalya'ya gitmiyorlar mı? Ya dur, niye yalan söylesin adam karısına? Belki vazgeçti, arabayla falan gidecekler. Ya hayatım, Meltem Hanım kilitli kabin poşeti istedi o kadar. Kadın bilmiyor belki. Dur bakalım söyleyecekti. Bak sakın karışma bu işe, öldürürüm seni. Arabayla gidecek olsalar da haberi olurdu herhalde. Sus. Kusura bakmayın, çok bekletmedim değil mi? Yok rica ederim. Kahveler de hazır. Evet. Ya ben son anda valizden birkaç tane kıyafet çıkardım. Böyle bir fazla olduğu gibi geldi. Hem de valiz çok ağır olmasın dedim. Boşuna uğraşmasaydınız efendim. Sorun olacağını hiç zannetmiyorum. Yani valiziniz kabin boyuysa sorun olmaz anlamında diyor. Kabin boyu. Ben ne zaman böyle uçakla bir yere gitsem hep aynı valizi kullanıyorum. O yüzden biliyorum yani kabin boyu sorun olmaz. Emri onye kur Özlem. Onye kur Özlem. Meltem Hanım, özel bir gün mü? Niye Haluk Bey böyle bir sürpriz yapmış? Ay zaten işin güzel tarafı o. Hiç öyle özel gün falan değil. Yani böyle içinden gelmiş, durup dururken bana sürpriz yapmış Haluk'cum. Ya o kadar mutlu oldum ki. Emri onye kuru hayatım. Sertaç Bey ne oluyor? Bir sorun mu var? Çok büyük bir sorun var Meltem Hanım. Yok bir şey yok. Öyle. Ben geldim. Hoş geldin. Atma şunu Haluk. Merhaba. Biz kalkalım o zaman. İnsanların programları var. Yok, programları yok hayatım. Niye apar topar kalkıyoruz anlamıyorum yani. Ay yani bizim bir programımız var ama yani ben bilemiyorum saatini. Haluk biliyor. Bakcığım geç kalıyor muyuz? Ben toparlanayım mı? Aslında ben de seninle onu bir konuşayım istiyordum. Umarım doğruları söylersiniz Haluk Bey. Ne diyorsun sen ya? Biz kalkalım, onlar baş başa konuşsunlar, kalk. Haluk Bey'in doğruları söylediğini duymadan şuradan şuraya adım mı atlamıyorsun? Bana bak, elimde kalacaksın yine ha. Hani ne oluyor, ne doğrusu, neden bahsediyorsunuz? Siz en iyisi Haluk Bey'den duyun efendim. Gönül dedi ya önce Antalya'ya oradan Kemer'e gideceğiz dedi ya. Ay sen Gönül'ün beni aradığını biliyor musun? Aman ben de sen bilmiyorsun diye sana çaktırmayacağım diye burada taklalar atıyorum. Benim valizimde senin valizinde hazır, ben hazırladım. İstediğin an hemen alıp çıkabiliriz. 5 dakikalık işim var içeride benim. Son. Ben onunla ilgili bir konuşayım istedim seninle de. Hayır yani uçak kaçta ben bilemiyorum. Böyle rahat rahat oturuyoruz. Geç kalıyorsak hemen çıkalım. Efendim uçak yok, hepsi uydurma. Ya sen niye konuşuyorsun ya? Ne söyleyeceksen ben söylerim. Ne yapayım efendim, yalan mı söyleyeyim? Bir saattir eveleyip geveliyorsunuz. Var ya. Ağzına olsun ha. Bak hele. Efendim. Alo. Ne oluyor? Ben götüreceğim. Oturun siz. Kalk. Heh, İyi akşamlar efendim. Çok geliyor, kaç. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aynı gemide yol alır, ayrı dümen tutarız.